Şimdi şarkının önce vokallerini inceleyeceğiz. Analiz etmemiz lazım. Şimdi ne kadar postallar yolladım diyor burada. Bu ne kadar postallar yolladım cümlesinde vokallerin yapısına bakmamız lazım. En çok hangi vokal ağırlıklı olduğuna bakmamız lazım. Şimdi bakıyoruz. E, A, O, A, A, O, A, I. En çok hangi vokal var? A vokali var. Nereden baksan 4 tane A var burada. Dolayısıyla bütün vokalleri bu A'nın etrafına toplamalıyız ki, yani tınlama şekli A'ya yakın bir yerde olmalı ki tının homojen duyulsun. Ağzının içinde çok fazla oynatırsan şarkı söylerken E demek için E, O, I bunları bu kadar keskin bir şekilde yaparsan o zaman şarkının hem tını homojenliğini bozmuş olursun. Yani tek tip tınıdan koparsın. Hem de istediğin şekilde melodiyi veremez. Çünkü o melodiyi vermeni sağlayan bir diğer şey de o rezonansın tam ağzının içinde bir yer bulması. O yüzden bunları bunun etrafına, A'nın etrafına toplayacağız burada mesela. Şimdi A de, çeneyi aç. A. Evet, bir daha A. A. Evet, şimdi A. Normalde E desen nasıl derdin? E, değil mi? E. İşte ben o E'yi yatay değil de daha A'ya yakın bir yerde. Yani A, E. Yani şu. Evet. A. E. Evet, bravo. Yani şu. E, A, O. Bir yapalım E, ya. A, O. Ha, O'yu da o kadar daraltmanı istemiyorum. Yani. O gibi değil. Dudakları çok hareket ettirme. Ama E, burada evet. A, O. O. Evet. E, A, O, A, A, O, A, A, O, A, I. I'yı da normalde I'da ne oluyor? Çene daralıyor değil mi? Kapanıyor. I dediğin zaman. I'yı da A'ya yaklaştırmamız için ne yapacağız? I'nın da biraz ağız açıklığını arttıracağız. Yani E, A, O, A, A, O, A, I. Sendeyiz. E, A, O, A, A, O, A, I. Evet. I'yi biraz daha açık tut. Bir daha. E. E, A, O, A, A, O, A, I. Evet. Şimdi bunu istersen bir de normal bir cümle olarak okuyalım. Ne kart postallar yolladım. Sendeyiz. Ne kart postallar yolladım. Evet, çeneyi çok fazla hareket ettirme, kasma. Bir daha ne kart postallar yolladım. Ne kart postallar Açıklığını, evet. yolladım. Evet, çene salınımına dikkat et. Bir daha. Ne? Ne kart postallar yolladım. Şimdi bunu birleştirelim. Ne kartpostallar yolladım. Ne kart postallar yolladım. Evet, bir daha. Ne kart postallar yolladım. Evet, ilk başta da yap bunu. Ne kartpostallar yolladım. Ne kart postallar yolladım. Şimdi şarkıyı yapalım. Ne kartpostallar yolladım. Ne kart postallar yolladım. Evet, bir daha. Ne kart postallar yolladım. Evet, bunu istiyorum. Yani bu tınıyı dikkat etti mi şimdi? De, ne kartpostallar yolladım. Tek tip bir tını geldi. Dikkat ettin mi? Bunu istiyorum. Şimdi diğer devamına bakalım. Arasına resimler koydum diyor. Yine hangi vokali ağırlıklı görüyoruz? Yine A var Al. bence de. O zaman ne yapacağız? Aynı Yine mantık. aynı. Ama burada yabancı olduğumuz yeni bir iki tane vokalimiz var. Bir I vokali var. Bir de U vokali var. Yani A'dan I'ye geçiş nasıl? A, I. Yani I değil. I'nin çünkü yapısı yatay ve dar. Değil. A, I.
U'nun yapısı nasıl? U normalde dudakları büzerek, hayır dudakları da çok büyütmeyeceğiz. A, U yani A, A, I, A, E, I, E, O, U. Yapalım beraber, sen de ismini. A, A, I, A, E, I, E, O, U. Evet, U'yu çok daraltma. U da biraz A'ya yakın. A, A, I, A, E, I, E, O, U. Evet, şimdi A, Ra, Sı, Na, Re, Sim, Ler, Koydum. A, Ra, Sı, Na, Re, Sim, Ler, Koydum. Bir daha. A, Ra, Sı, Na, Re, Sim, Ler, Koydum. Evet, şimdi arasına resimler koydum. Arasına resimler koydum. Evet, şimdi birleştirelim. Ne kartpostallar yolladım. Arasına resimler koydum. Ne kartpostallar yolladım. Arasına resimler koydum. Dikkat ettin mi tınıya? Evet. Yani anladın mı? O işte kemikli tını. O mesela dağılıyordu tınımız. İşte bu mesela cızırtılı geliyordu sesimiz vesaire. Akıntıya mesela sebebiyet veriyordu o gelen yerleri. Hem akıntı olmayan bir yer buldun kendine mesela. Yumuşak bir yer. Çünkü akıntın var. Ne yapacaksın yani? Akıntı olmayan bir yer buldun o ağda. Ve yumuşattın sesini. Ve diğer bütün vokalleri de oraya gittiğin zaman tek bir tını duyduk. Ve bu tek tını duymamız da senin o problemini bizim işitmememize neden oldu. Anladın mı? Tını işte bu kadar. Merkezi bu kadar.